Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizden nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sohbetimize geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Adım İsrafil Yağız. Yağız makinenin sahiplerindenim. Yaklaşık 30 yıldır bu iş makineleri üstünde hizmet vermekteyiz. Güzel. Yerinizi ne zaman açtınız? Yerimizi Allah nasip kısmet etti. 2 sene önce faaliyete Güzel. Geçirdik. Evet. Tabii daha önce özel firmalarda. Kurumsal markalarda. Evet. Firmalarda yöneticilik ve teknik elemanı olarak hizmet verdim. Çok güzel. Şimdi bilgi birikim tecrübenizi 2 yıldır burada buluşturmuşsunuz. Evet. İşleriniz nasıl? Allah'ımıza şükürler olsun. Çok memnunuz. Çünkü geçmişten aslında o sizi tanıyan bilen çevrenizde herhalde desteğinizi size göstermiştir. Değil mi? Evet, evet. Peki. Yeriniz neredeyiz şu anda? Hangi sanayi burası? Kartepe Sanayi Sitesi burası. L1 blok 193 numara. Tamam, güzel. Şimdi bir 180 metrekare bir yerde 5 kişi. Evet. Ön muhasebenizle birlikte çalışıyorsunuz. Peki. Şimdi burada neler yapıyorsunuz? Burada biz makine olarak ayrım yapmıyoruz. Fortif olsun, iş makineleri olsun. Bütün motordur, mekaniktir, şanzımandır, elektrik, elektronik bütün sistemlerini yapmaya. Biz bu saydığınız çerçevedeki bir makine geldiğinde A'dan Z'ye her şeyine müdahale edebiliyor muyuz? Evet. Doğru değil mi? Tabii. Bunlar neler? Mesela dışarıda da bazı makineler var. Onlardan da bahsedelim. Değerli izleyeceğimiz görüntüleri izleyecekler. Şimdi dışarıda bir monitörümüz vardır. Motor için atölyemize çekmiş bulunmaktayız. Bu taşıyıcı bir şey değil mi? Yani taşıyıcı, böyle bir yük taşıyıcı, evet, kaldırıcı. Yük taşıyıcı, inşaat firmalarında çalışan makinedir. Daha çok orada kullanılıyor. Evet. Onun yanındakinde genellikle hurdacılarda ve kağıtçıların kullandığı bir olduğu, makine. Evet, ateşmanlı bir makinedir. Ha, tamam. Burada hepimizin bildiği yine bir fortif, sadece önünde bir ateşmanı olup aparat var. Evet, yükleme için genellikle kullanılan bir taşıyıcı makine. Elle böyle marketlerde ya da büyük depolarda kullanılan var. Evet, hiç traklar olsun, transpaletler olsun. Onlara da tabii bakıyorsunuz. Aynen öyle. Bir de böyle merdiven gibi uzayan var. Menlifler var. Menlifler. Biz genellikle bizi tercih eden firmaların ilk başta biz gidiyoruz. Evet. Olay yerinde biz makineyi gördükten sonra yapılabilecek bir şey varsa orada yerinde çözüm. Bizim için önemli olan o. Tamam. Yerinde çözüm. Eğer işi uzun veyahut da gelmesi gerekiyorsa o şekilde biz dükkanımıza çekiyoruz makineyi. Dükkana geldikten sonra tabii hızlı bir şekilde müdahale edip, çünkü makinenin burada yatmasının bize bir faydası yok. Bir an önce müdahale edip tekrardan hizmete sunmak. Tabii siz konuyu anlatıyorsunuz. Bir motoru görüyorsunuz. Arızayı tespit edip tabii. Fiyatı bu. Evet. Şu kadar günde veririz. Evet. Anlaşma olursa tabii herhalde tabii. Kabul ediyorsunuz. En kısa sürede yapılıp hemen teslim ediliyor. Ortalama bir hafta mı sürüyor? Ortalaması bir hafta. Tamam. Farklı il ve ilçelerden var mı? Geliyor mu böyle tabii müşteriler? Tabii ki. Zonguldak'tan var, Trabzon'dan var, Bursa'dan var, Ankara'dan var. Yani Türkiye'nin her tarafından gelebilir. Yani böyle kendi araçlarıyla yükleyip tabii. buraya getirdiklerinde evet. siz buradan müdahale edebiliyorsunuz. Tabii ki. Doğru mu? Kullandığınız evet. malzeme işçilik sizin için önemli mi? Çok önemli. Yani kalitemizden bir kere ödün vermemeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Güzel. Bu da müşteri memnuniyeti. Tabii. Yani bu şahıs da olabilir, fabrika da olabilir. Biz kesinlikle hani bu şahıstır, şöyle yapalım. Bu ayrımı yok. Ayrımı yok. Herkese eşit. Evet. Aynı hizmet. Aynı hizmet. Yatırımlar da yapıyor musunuz? Alet, edevat, ekipmanlar tabii. böyle çağımızın gerektirdiği gibi mi hareket ediyorsunuz? Tabii, evet. Yani bugün yeni bir malzeme çıktıysa İlla ki biz de onu alıp ondan ayak işimizi uydurmak çözmeye. Lazım tabii. değil mi? Yani aynen, geri kalmamak evet. lazım sektörde. Bu da önemli bir şey. Çünkü teknoloji günden gelişiyor. Yeni bir şey evet. çıkıyor. Şimdi mesela sektörümüzle ilgili fuarlar da yapılıyor. Biz de katılıyoruz. Bazen çekimler yapıyoruz. Böyle yeni yeni aletler, edevatlar çıktıkça aslında bu sizin sektörünüze de tabii yansıyor. Ki, tabii ki. Çünkü orada bir arıza olduğu an ustamıza aynen. gidiyoruz. O aynen. da sizsiniz diyebiliriz. Hedef neyi hayaliniz? Buraya kurduğunuzdan geldiğiniz noktadan memnunsunuz ama böyle var mı planlar? Planlarımız Allah sağlık saat verdiği sürece elimizden geldiği kadar herkese hizmet etmek. İsmimizi yaşatır. Tabii. Doğru ismimiz mu? Bu. Evet. Sonra yatırım yapmak. Tabii yani insan büyüdükçe evet. kalite, hizmet, talepler arttıkça yatırımlar da evet. yanından geliyor diyebiliriz. Peki size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sektörünüzle ilgili bu 2 yıllık süreçte sizden hizmet alan müşterilerinize neler aktarmak istersiniz? İlk başta bizi tercih ettikleri için tercih
ettikleri için herkese çok teşekkür ederim. Evet. Bu işler destekli oluyor. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Siz işinizi temiz düzgün yaptığınız sürece tabii, isterseniz dağ başında başka yapın. Başka bir yerde de olsanız. Onlar gelip sizi bulur. Buluyorlar değil mi? Evet öyle. Bu da işte verdiğiniz güven, evet, zamanda teslim, kaliteli işçilik, evet, iyi malzeme. Bunlar yaptığın önemli işinizin şeyler. İşinizin arkasında durmak. Durmanız. Evet. Bunlar önemli ayrıntılar diyebiliriz. Buradan sizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Çok zaman. Teşekkür ederiz. Peki ben size, yanınızda çalışan ekibinize başarılar diliyorum. İlerleyen zamanda inşallah markamızın farklı bir hizmetinde görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.